Bu videoda okul öncesi öğretmenleriyle ilgili bazı araştırmalardan ve bu araştırmaların sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum sizin için de mi öyle ama ben bu tarz araştırmaları çok seviyorum. Hemen bir genel kıyaslama yapıyorum kafamda. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili yorumlar kısmında size ne kadar uyuyor veya ne kadar uymuyor? Lütfen bunları yazın. Hemen başlayalım. Araştırmamız okul öncesi öğretmenlerin meslek tercih nedenleri. Bu 2021 yılına ait bir araştırma. Biz öğretmenlerin meslek tercih nedenleri mesleki performansımızı çok fazla etkiliyor. Gelecekten ne beklediğimizle çok doğru orantılı. O yüzden bu araştırmayı çok merakla okudum ve sonuçlarını şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Araştırma bir devlet üniversitesinde okul öncesi öğretmenliği okuyan 90 öğretmen adayıyla yapılıyor. Ve yapılan çalışmalar ve analizler sonucunda aslında bu mesleği tercih etmemizin iki nedeni ortaya çıkıyor. Biri içsel nedenler, diğeri de dışsal nedenler. İçsel nedenlerde bazı başlıklar var ve öğretmenlerden içsel neden olarak bu başlıkları tercih etmelerini istiyorlar. Şimdi başlıkları söylüyorum. Birincisi, okul öncesi öğretmenliğinin ideal bir meslek olması. İkincisi, kişiliğe ve karaktere uygun bir meslek olması. Üçüncü olarak çocuklarla iletişimin güçlü olması. Ve son olarak da çocukları çok seviyor olma. Bunlar içsel nedenlerimiz. Bir de dışsal nedenlerimiz var. Bunlardan ilki rahat ve kolay bir meslek olması. Diğeri iş bulma imkanlarının fazla olması ve atanmasının kolay olması. Bir diğeri çevrenin etkisi, aile isteği üzerine bu mesleği tercih etmek. Kadınlara uygun bir meslek olması. Son olarak da mesai ve çalışma saatlerinin az olması. Bunlar da dışsal nedenlerimiz. 90 öğretmen adayı bu içsel ve dışsal nedenleri kendi aralarında tercih ederken en çok çıkan sonuç içsel nedenlerde ideal bir meslek olması. İkinci sırada kişiliğe ve karaktere uygun bir meslek geliyor. Çocuklar iletişimi güçlü olması ve son olarak da çocukları çok sevmek nedenleri bu şekilde sıralanıyor öğretmenler arasında. Bana kalırsa ben bu seçeneklerden bir tercih yapıyor olsaydım kesinlikle ilk tercihim kişiliğime ve karakterime uygun bir meslek olduğu için içsel nedenim bu olurdu. Sizinki hangisi olurdu? Lütfen aşağıdaki yorumlara yazın. Ben mesleğime ve kendime şöyle bir dönüp baktığımda çocukların olduğu bir ortamda çocuklardan daha çocuk olabiliyorum ve bu mesleği tercih etmemin temel nedeninde de aslında bu var. Dışsal nedenlerde ise frekansa en yüksek cevap olarak öğretmenlik mesleğinin rahat ve kolay bir meslek olması. Yani öğretmenlerin çoğu bu nedenden dolayı, bu dışsal faktörlerden, çevremizden duyduğumuz çok iyi yapıyorsun, çok güzel bir meslek. Bir kere çocuklarlasın, çok rahatsın. Eve öğlen gidiyorsun veya işte akşama kalmadan işte kendi çocuğunu da götürebileceğin bir ortam belki. Bu tarz şeyleri çok fazla duyuyoruz değil mi çevremizden? Dışsal nedenlerde ikinci en çok tercih edilen iş bulma imkanının fazla olması ve atanmasının kolay olması. Bu seçeneğin ikinci sırada yani en popüler cevap olması beni biraz şaşırttı. Çünkü atamalarla ilgili öğretmen adaylarından duyduğum çok fazla olumsuz şey vardı. Üçüncü en popüler cevabımız yine dışsal nedenlerde ailenin isteği ve çevre faktörü. Bu çok olası. Yani bu cevap ikinci sırada olsaydı içime daha sinen bir araştırma olurdu. Diğer seçeneklerde kadınlara uygun bir meslek olması sebebiyle tercih edilen ve son olarak da mesai saatlerinin ve çalışma işte zamanlarının az olması. Bu arada bu araştırmanın makalelerini aşağıdaki sucukta bulabilirsiniz. Linklerini bırakmaya çalışacağım. Lütfen özellikle girip bu araştırmaların hangi yöntemlerle, hangi bulgularla yapıldığına bakmanızı tavsiye ederim. Evet, ilk araştırmamız bu şekildeydi. Sizin içsel ve dışsal nedenleriniz nelerdi? Çok merak ediyorum. Lütfen aşağıdaki yorumlara bırakın. Evet, gelelim ikinci araştırmamıza. Bu da ilk araştırmada aslında dışsal nedenlerde yer alan, çevremizden de çok fazla duyduğumuz kadınlara uygun bir meslek olması seçeneğini biraz araştıran bir çalışma. Başlığımız da şu. Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimde öğretmen cinsiyetiyle ilgili görüşleri. Bu araştırmada 2017 yılında yapılmış. Son zamanlarda artık kadın erkek fark etmeksizin herkes her işi yapmaya başladı. Mesleklerle alakalı aslında kadın yapar, erkek yapar gibi bir baskıdan yavaş yavaş kurtuluyoruz. Ve çocuklara da bu şekilde öğretiyoruz aslında. Annenin görevi, babanın görevi değil de ortaklaşa yapılan, kadının da erkeğin de her şeyi yapabileceğine dair geri dönüşler sağlıyoruz çocuklara. Bakalım öğretmenler ne düşünüyor bu konuda? Aslında Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede okul öncesi öğretmenlerini hep kadın olarak gördük. Çok az erkek öğretmen tanıdık. Bizim de üniversitede kendi
sınıfımızda bir erkek öğrencimiz vardı. O da şu an ne yapıyor bilmiyorum ve çok da merak ediyorum aslında. Yine bu araştırma 3 farklı ilde okul öncesi öğretmenleri tarafından yapılan bir araştırma. Ve bu araştırmanın sonucunda öğretmenlerin %55'i okul öncesi öğretmenliğinde cinsiyetin önemli olmadığını söylemişler. Ama %45'lik kesimde bu mesleğin kadınlar tarafından yapılırsa daha iyi sonuçlar alacağını belirtmiş. Şimdi bu araştırma 2017 yılında yapıldığı için artık bu 2021'e doğru birazcık daha bu oranın yükseldiğini düşünmek istiyorum. Çünkü erkek öğretmenler, birkaç erkek öğretmen ulaştı bana. Özellikle özel okullarda okul öncesi öğretmenliğin işte cinsiyet ayrımı var mı? Bir öğretmen özel bir okulda dilediği gibi çalışabilir mi? İstediği performansı sergileyebilir mi? Şeklinde mesajlar alıyordum. Ne yazık ki öğretmen adayları, yani erkek öğretmen adayları bile bu şekilde düşünüyor. Ama ben bu araştırmanın %55'lik tarafındayım. Yani diğer mesleklerde olduğu gibi bu meslekte de cinsiyet ayrımı yapılmaması gerekiyor. Gelelim diğer araştırmaya. Bu araştırma da 2018 yılında yapılıyor. Okul öncesi öğretmenlerinin farklı eğitim yaklaşımlarını bilip bilmeme durumu. Bu araştırma öğrencilerle değil, devlet veya özel kurumlarda çalışan öğretmenlerle uygulanıyor. Şu an mesela size sorsam hangi eğitim yaklaşımlarını biliyorsunuz desem, aklımıza ilk gelecek Montessori eğitimi, Reggio Emilia, High Scope, Waldorf eğitimi, proje yaklaşımı, PYP eğitimi, birçok eğitim yaklaşımı gelir aklımıza değil mi? Ama bunların içeriklerini ne kadar biliyoruz? Tam da bunu araştıran bir araştırma. Öğretmenlere de bu şekilde sormuşlar. Hangi eğitim yaklaşımlarını biliyorsunuz ve ne kadar biliyorsunuz? Çıkan sonuç şu, aslında tam da biraz önce saydığım gibi öğretmenlerin %80'i en çok Montessori eğitimini duymuş ve bu eğitimle ilgili bazı araştırmalar yapmış ve bunların, öğretmenlerin orada konuşmaları var, makaleyi incelerseniz, Montessori eğitiminin ne olduğunu aslında kısaca bahsediyor. Montessori eğitiminden sonra diğer çok bilinen eğitim yaklaşımı ise High Scope. Bu mesela biraz beni şaşırttı. Ben mesela Reggio Emilia beklerdim. Çünkü High Scope yaklaşımı aslında şu an anaokullarında çok bariz kullanılan ve herkesin çok bildiği bir yaklaşım olmasına rağmen isim olarak çok da fazla bilinmiyor. Mesela Reggio Emilia okulları, sınıfları daha çok duyulan, bilinen bir isim olduğu için bu yargıya varıyorum. Ama çıkan oranlar bu şekilde. High Scope'dan sonra en çok bilinen Waldorf çıkıyor. Waldorf yaklaşımı. Waldorf'tan sonra Reggio Emilia yaklaşımı en çok bilinen eğitim yaklaşımları arasında. Araştırmanın %20'lik kısmı, yani %20'lik bir öğretmen kesimi de hiçbir eğitim yaklaşımını tam olarak bilmediğini belirtmiş ve içerikleriyle ilgili de bir fikirlerinin olmadığını söylemiş. Aslında kafamda bu eğitim yaklaşımlarıyla, yani hiç daha önce duymadığımız ya da çok az duyduğumuz eğitim yaklaşımlarıyla ilgili bir video paylaşmak istiyorum aslında. Siz de isterseniz tabii ki de. Lütfen aşağıdaki yorumlarda bunu da benimle paylaşın. Çok sevinirim. Bu araştırmamızın sonucu da bu şekilde çıkıyor. Bu araştırmalardan hangileri size uyuyor, hangileri uymuyor? Lütfen benimle paylaşın. Bu tarz araştırma içeriklerini anlattığım başka videolar istiyorsanız, yani bu video hoşunuza gittiyse bu tarz içerikleri çok seviyorum ben. Araştırmayı da çok seviyorum. Eğer siz de beğenirseniz ve isterseniz devamı gelir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.